karakterinizi bu kadar iyi yansıtan kostüm bulamazdınız. Olmaz Tuner Bey. Biz böyle sokakta dolaşamayız. Niye? Herkes bize bakar Tuna Bey. E tamam baksın işte Şükrü. Zaten önemli olan da o. İnsanlar size baksın ki el ilanlarını rahat rahat dağıtın. Olmaz dedik Tuna Bey. Delikanlıyı bozar bu işler. E ama yapmayın Hüseyin. Yani kostümü dağıtacağız diye konuştuk siz de bunu daha önce. Şimdi yeni konu değil bu yani. Biz böyle bir şey düşünmemiştik ama. Ha Hüseyin el ilanı dağıtacaksınız abicim ya. Ya smoking giyecek haliniz yok ya. Neden olmasın neden? Daha karizmatik olmaz mı? Saçmalamayın arkadaşlar. Şakanın sırası bu el ilanların dağıtılması lazım. Ah. Olmaz Tuna Bey. Yapmayın ne olursunuz. Bakın ben Gönül'e söz verdim. Bu işi hallettirmedim ya. Ben Gönül'e ne derim sonra Hüseyin ya. Ne olursunuz alın şunu arkadaşlar ya. İyi günler Gönül Hanım. Aa, merhaba Tayyar Bey. Nasılsınız efendim? İyiyiz işte. Açılış var ya, telaşlıyız biraz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Bakın, eğer tavuklu pilav isteyen olursa mutlaka haberim olsun. İkimiz de gıda sektöründeyiz. Birbirimize yardımcı olmamız lazım efendim. Teşekkür ederiz Tayyar Bey, sağ olun. Ben de efendim. Pilavı bitirdim arabada, kahveye giderdim. Ha baktım Gönül Hanım burayı gördüm, bir ihtiyacı var mı diye size geldim. İş tamam efendim. Ben öyle size mi kartımı vereyim, yine ararsınız lazım olduğu zaman. Teşekkürler, sağ olun efendim. Sağ olun. Hayrola Gönül Hanım, bir şey mi oldu? Valla içerideki camlardan biri çatlamıştı da onu değiştirdik. Tüh, keşke bana haber verseydiniz. Siz camcılıkta mı yapıyorsunuz Tayyar Bey? Yok canım, ben tamir ederdim yani değiştirmeye gerek yoktu. Kırılan cam nasıl tamir olur Tayyar Bey? Anlatayım efendim. Şimdi geçmiş gün, çok evvel. Ben daha o zaman çocuğum. Efendim dışarısı kar, kış, kıyamet. Dışarı çıkıp hiçbir şey oynayamayız. Soğuk çünkü. Çıkamayız dışarı. Neyse efendim. Abim dedi ki ya dedi çoraplardan bir top yapalım. Top oynayalım dedi. Ondan sonra sen kaleye geç dedi bana. Zaten ben hep kaleciyim. Neyse efendim kaleye geçtim. Abim bir şut çekti. Eyvah cam çatladı. Şimdi ne yapacağız? Para yok dışarısı soğuk kar, kış, kıyamet. Allah'ım, Allah'ım, düşünürüm, aklıma bir şey gelmedi. Dedim ki, bu camı dikmek lazım. Ne? Camı dikmek mi? Şaka mı yapıyorsunuz Tayyar Bey, cam dikilir mi? Dikilir tabii Gülün Hanım. Neyse efendim, ağabeyim de öyle dedi. Cam dikilir mi ya, sen deli misin dedi. Neyse ben iki tane düğme aldım efendim. Birini camın öbür tarafına, birini bu tarafına güzelce dıktım. Böylece çatlayan camın yere düşmesini önlemiş oldum. Her duyan, aa, cama düğme dikilir mi dedi. Değiş, o değiş. Patladı gitti. Ben de böyle sanki hayal meyal hatırlıyorum böyle bir şeyler. Evet efendim, işte onu ben buldum. Buluş, o buluş. Patladı gitti. Damat, evden çıkmadan seni yakaladığım çok iyi oldu. Hayırdır baba? Hayır tabii. Bak şimdi kurdele kesilecek ya, tepsiyle makas getirdim. Aa, hiç gerek yoktu. Ne demek gerek yok ya? Olur mu öyle şey? Açılış yapacaksın, kurdele keseceksin. Ben bak bu konuda çok uzmanım. Yani Bakan Bey'le yıllarca açılışlara katıldım. Kurdele nasıl kesilecek, nasıl hazırlanacak bunu çok iyi bilirim. Sağ ol baba, teşekkür ederim. Ha, sana bir de şöyle güzel bir konuşma hazırlayayım. Konuşma mı? Konuşma. Oğlum açılışta insanlara hitap edeceksin, konuşacaksın. Baba aslında ben bu konuşmayı sen yaparsın diye düşünmüştüm. Yani büyüğümüz olarak bu senin hakkın. Benim. Vallahi damat yani bu görevi bana vermekle beni gururlandırdı. Mesut ettin yani. O zaman ben çok güzel bir konuşma hazırlayayım. Tabii tabii. Baba müsaadenle benim taş fırına gitmem gerekiyor. Aa tabii sen git canım. Ben zaten konuşma hazırlayacağım. Meltem! Meltem! Bana bir kağıt kalem ver bakayım yavrum. Gönül! Haluk! Gönül! Mahvolduk! Abiciğim mahvolduk, yemin ediyorum mahvolduk ya! Ne oldu? Çocuklara mı bir şey oldu? Hayır, çocuklara bir şey olmadı. Broşür dağıtımında problem var Gönül. Ya mahvolduk dediğin şey bu mu? Biz de bir şey oldu zannettik. Daha ne olsun abicim ya? Daha ne olsun ya? Allah Allah!
Allah. Daha elimize dağıtılması gereken bir sürü broşür var. Nasıl dağıtacağız Haluk ya? Neyse, buluruz, birilerini dağıtırlar. Hiçbir şey bulamayız abicim. Her tarafı aradım ya. Bir tane bile adam yok. Yemin ediyorum, kostümler de elimizde kaldı. Broşürler de elimizde kaldı Haluk ya. Sen de ben mi giysek, ne yapsak? Haluk, bak tavşanı ben yiyeyim. Şey var, bir tane ayı var. Onu sen giy istersen. Lan! Vay vay vay. Ya süper olmuş burası ya. Ellerine sağlık Gönül abla. Sağ ol canım. Broşürleri dağıtacak iki kişi geldi. Ne broşürü baba ya? Dükkanın broşürlerini dağıtacaksınız. Broşür mü? Ya bizim dersimiz var Haluk amca. Kes kes. Dersi olan adamın burada ne işi var? Broşürleri dağıtacaksınız yoksa ben sizi dağıtırım. Evet. Broşür ve maskot olayını da çözdük. Hadi bakayım göreyim sizi. Ana, kızlar. Eyvah, tak kardeşim tak. Karizma teflon tava gibidir. Çizildi mi bir daha efla olmaz. Selam. Merhaba kızlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay çok şirin olmuş. Geçiyorduk uğradık bir hayırlı olsun diyelim dedik. Ay ne şirin şeyler bunlar. Bizim dükkanın maskotları. Biraz sonra erilenlerini dağıtacaklar. Alın çocuklar. Ya yabancı değiller bunlar. biz de broşürleri dağıtmaya başlayalım değil mi? Ayı kardeş. Evet evet tavşan kardeş. Hadi görüşürüz. Ne oldu bunlara böyle? Ya ben broşürü dağıtmak için bu kadar sabırsızlanan maskot hayatımda ilk defa görüyorum Gönül. Bir karın ağrıları var ama anlarız yakında. Neyse biz hayırlı olsun demek için uğramıştık. Gidelim artık. Yarın açılışa bekliyoruz, tamam mı? Bir aksilik olmazsa geliriz. Zaten eğer pidelerde Haluk amcanın etleri gibiyse artık buradan ayrılmayız herhalde. Daha da güzel. Pideleri böyle lap lap yiyeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.